Bir galeriden araba aldım. Sonradan arabanın kilometresiyle oynandığını ve bazı parçalarının değiştiğini öğrendim. Satıcı olan kişi de bilmiyordu, sonradan öğrendi. Ben ödediğim paradan bir kısmını bana iade etmesini talep ettim. O da bunu kabul etti. Ancak bu konuşmanın geçtiği ortamlar ikimizin müşterek tanıdığı ve hürmet ettiğimiz bir zat vardı. O zat bunun doğru olmadığını, arabayı ya geri ver ya da ödediğin paradan bir şey isteme dedi. Aksi takdirde caiz olmayacağını duyduğunu söyledi ve bu konuyu sormadan yapmayın dedi. Satıcı olan kişi razı olduğu halde ödediğin paradan bir miktar almam caiz olur mu demişti. Şöyle bir şey, bir insan bir ürünü satın aldığı zaman satın alma anında herhangi bir kayıt getirilmemişse ki buna mutlak akit deniyor veyahut da bir karine yoksa yani örneğin bu malın kusurlu olduğuna dair, ayıplı olduğuna dair, defol olduğuna dair bir karine yok ise asıl olan o malın her türlü kusurdan beri olmasıdır. Dolayısıyla müşteri satın aldığı malda bir kusura muttali olsa bu durumda onu geri verme hakkına sahip olacaktır. Diyemez ki bayi ben sana bunu satarken kusurlusuz demedim. Böyle bir şart koşmadım deme hakkına sahip değil. Mutlak akit malın her türlü kusurdan beri olmasını gerekli kılar. Ancak ki bir karine vardır. Bu türlü ürünlerin satışında genelde defolu satışlardır, defolu ürünlerdir. Alan kimse de satan kimse de bunu biliyor. Bu mutlak akit değil. Veyahut da satıcı diyor ki bak kardeşim ben bunu satarım ama dükkandan çıktıktan sonra tanımam. Hiçbir Beni ilgilendirmez. şeysine kefil değilim. Kusurluydu, değildi, defoluydu beni ilgilendirmez diyor. Veyahut da o reyon kusurlu ürünlerin satıldığı bir reyon. Böyle bir durumda o kusurdan dolayı geri verme hakkın olmaz. O yüzden deniyor ki kitaplarımızda bir insan satın aldığı malda kusura muttali olsa, ayıba muttali olsa bunu geri verebilme hakkının oluşabilmesi için dört şart aranır. Birincisi alışverişin mutlak olarak yapılmış olması. Yani satıcının benim beraat şartı dediğimiz kusura karışmıyorum, tanımam gibi ifadeler kullanmış olmamalı. İkincisi o kusuru satın alma anında veya teslim alma anında müşteri görmüş olmamalı veya bilmiş olmamalı. Çünkü bu da rızadır. Üçüncüsü o kusur satıcının yanında var olan bir kusur olmalı. Yani ben aldıktan sonra benim yanımda oluşan bir kusur seni ilgilendirmez. Dördüncüsü o kusur piyasada o malın değerine etki yapan bir kusur olmalı. Yani mutlak olarak ya bu bir kusur diyorsun ama oysa o kusur o piyasaya sunduğumuz zaman, o sektöre sunduğumuz zaman yani çok önemsenen, fiyata etki yapan, fiyatı düşüren bir şey değildir. Örneğin ikinci el araba alıyorsunuz, arabanın işte boyasının çizik çıkması gibi varsayım olarak söylüyorum. Tabii bilmediğim bir alan gerçi bu konu ama yani diyelim ki o ki gibi bir çizik arabanın değerine bir etki yapmıyorsa bu bir kusur olarak kabul edilmez. Piyasada o piyasa şartlarında o kusur, o ayıp malın değerinin düşmesine etki yapması gerekir. Böyle bir durum olduğu zaman müşteri muhayyerdir. Dilerse alışverişi feskeder, kardeşim al malını ver paramı der. Dilerse de akdi onay verir. Ancak akdi onay veriyorsa parada bir kesintiye gitme hakkı yoktur. Aslında sual onunla Evet, alakalı. onunla alakalı. Yani ben bunu sizden 10 liraya mı aldım? Sonra malda kusurlu olduğunu mu gördüm? Malı geri verebilirim. Ama vermiyorum. Sana olan 10 lira borcumdan 2 lirasını kusura tekabül ettiriyorum. 8 lira veriyorum deme hakkına sahip değilim. Eğer sen kabul etmezsen. Ama sen eğer buna razı gelirsen bu durumda fiyatı düşürmüş olacaksın. Bir insan alışveriş bittikten sonra satıcı alacağı rakamı düşürmeye hakkı vardır. Hatta ve hatta müşteri satın almış olduğu malın bedelini arttırmaya da yetkisi vardır. Genelde olmaz ama varsayım olarak yapılacak olsa olur. Ve hatta Hanefi fıkhında yapılacak olan artış veya eksilme aslül akde mülhak olur. Yani akit o rakam üzere yapılmıştır. Yani şöyle misallendirelim. Diyelim ki ben size bu ürünü 10 liraya sattım. Alışverişi böyle yaptık. Sonradan alışverişi bitirdikten sonra 10 lirayı bana vereceksiniz ya tamam 2 lirasını da kestim ya 8 lira ver dedim bana. 2 lirayı düşürdüm. Sonradan bir şekilde ikale yaptık. Yani alışverişi bozmamız gerekti. Bu malı ben size 10 liraya satmış oldum. 10 lira üzerinden hüküm yapılır. Değil, 8 lira üzerinden 8 lira hüküm yaptır. üzerinden, evet. Yani aslül akde mülhaktır. Veya tersi olsa 10 liraya sattım siz 2 lira daha bana fazla verdiniz. Bu alışverişe dair bir problem olsa 12 lira üzerinden işlem yapılacaktır. Burada da
mal kusurlu çıktı, geri verme hakkım var. Bir ricada bulunuyorum. Vermeyip de parada bir kesinti yapabilir miyim? Veya ödemiş olduğum parada bana geri ödeme yapar mısın desem ki mecbur değilsin. Hı hı. Ama yapıyorum diyordikten sonra tarafların iradesiyle, tarafların anlaşmasıyla olduğu için bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. O yüzden hani üçüncü bir şahıs, müşterek bir arkadaşımız bu yaptığınız doğru değil ifadesini kullanıyor. Evet, kitabı olarak baktığımız zaman kişinin tek taraflı olarak, yani alıcının tek taraflı olarak hem malını vermiyorum hem de paradaki bir miktarını kesintiye yapıyorum deme hakkına sahip değil. Evet. Bu dediği bu bağlamda doğrudur. Ama karşı tarafın onayı olduğu zaman bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam, biz de en son aldığımız araba da öyle oldu. Arabayı aldık hocam, ertesi gün araba çalışmadı. Aküsü bitince bu sefer aldığımız Yunus Emre kardeşim vardı. Aradım, dedim böyle böyle bu arabanın aküsü bitti. İyi de iş abi o zaman dedi, sıkıntı yok dedi. Borcunuz neyse öderiz dedi. Evet. Bu şekilde olursa o zaman kendi rızasıyla olduktan rızası sonra bir sıkıntı yok. Ama o şöyle de diyebilir, beni ilgilendirmez, getir arabanı vereyim paranı da diyebilir. Onu da diyebilirdi. Onu veya da kabul etmiyorum hakkı da diyebilirdi. Yok, kabul etmiyorum deme hakkı olmaz. Yani şu bağlamda kabul etmiyorum. Eğer bu bir kusursa, evet, yani bir problemse, araba problemli çıktığından dolayı geri getir, al paranı diyebilir. Yani ben hem arabayı vermeyeceğim hem de akünün parasını senden istiyorum deme hakkına sahip olmazdım. Ama sen bir ricada bulundun. Evet. Karşı tarafta tabii ki olur dedi. Taraflar iradesiyle bu konuda anlaştıktan sonra hiçbir sıkıntı olmayacak. Evet hocam.